Yayınımızın bu bölümünde son yıllarda giderek büyüyen bir pazardan söz edeceğiz. Market, market, fosil pazarı, fosil market ya da başka bir deyişle dinozor pazarı. Büyük paralar dönüyor. Eli ayağı düzgün dinozor fosillerine milyon dolarlar ödeniyor. Bu alem bugünlerde heyecanlı. 150 milyon yıllık bir dinozor fosili açık artırmayla satışa çıkıyor. Yeryüzünde hayattayken böyleydi. Cinsine Camptosaurus deniyor. Otçuldu. 5 ila 8 metre uzunluğundaydı. 500 kiloyla 2,5 ton ağırlığında oluyorlardı. Bu mülayim dinozordan biri bugünlere ulaştı. İskeleti tabii. Fransız Duruo müzayede evi elindeki malı görücüye çıkardı. İyi bir satış bekleniyor. Ne de olsa 150 milyon yıllık. Ama eskiliğinden öte başka cazip özellikleri de var. We recovered 70% of his skeleton. We have an amazing fossilization of the back tendons that is a part of the skeleton that is usually not preserved, but on the other side we wanted something that really speak from an aesthetic point of view, from an artistic point of view. It took months of preparation, but as well months of studying and discussing how to present, how to mount, to give the most life possible to the specimen. Camptosaurus fosiline isim de verilmiş. Esinti anlamına gelen zefir 150 milyon yıllık yaşıyla acaba kaça gidecek? D'une part, la clientèle augmente au fil des années, de plus en plus. Et là, c'est une estimation qui est d'environ 400 000 euros, 4 à 500 000 euros, donc une estimation plus abordable. Et la dimension même du dinosaure permet effectivement d'envisager un nombre de clients beaucoup plus important. Zephyr adlı Camptosaurus'un fiyatı da kendisi gibi alçak gönüllü. 500 bin euro bu pazarda ne ki? Yakın geçmişte Birleşik Devletler'de yapılan bir müzayedede iri John adlı bir dinozor 6,5 milyon dolara satılmıştı. Evlerin kira veya konut kira artışlarına getirilen %25 sınırlamasının ardından yurt ücret artışı da enflasyona bağlandı. Özel yurt ücretleri enflasyon artı 5 puan artırılabilecek. Ücretini üst üste 2 ay ödeyemeyen öğrenci yurttan çıkarılacak. İnşallah her bir öğrencimiz bu çatının altında bizlerle beraber olacak. Tercih yapanlara Kredi ve Yurtlar Kurumu kapıları açıldı. Tercih yapmayanlar ve yerleşemeyenlerse ya ev kiralayacak ya da özel yurtların yolunu tutacak. Ancak kira ücretleri öğrencileri de, velileri de zorluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı fahiş fiyatlara karşı devreye girdi. Kiralara getirilen %25'lik üst sınır gibi özel yurtlara da zam sınırı getirildi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Bundan böyle özel barınma hizmeti veren kurumlar Temmuz rakamlarını baz alacak. Yurt içi üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi toplamının yarısına eklenecek 5 puandan fazla zam yapamayacak. Örneğin bu yıl Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi %49,65 oldu. Üretici fiyat endeksi ise %97,30 olarak gerçekleşti. Özel yurt ücreti zammı hesaplanırken ikisinin toplamı olan 146,95 sayısı 2'ye bölünecek. Ortaya çıkan 73,47 sayısına 5 eklenince zam oranı 78,47 olacak. Yönetmeliğe göre barınma hizmetine ilişkin başka ad altında herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Ücretini 2 ay üst üste ödemeyen öğrencinin ise kurumla ilişkisi kesilecek. Değişiklikle kurum açma izni, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın öğrenci barınma hizmeti veren yerlere de zorunluluk getirildi. Bu işletmeler 1 Ağustos 2024 tarihine kadar ruhsat alacak.